Ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim bizlerle birlikte, sevgili Atilla Köksal. Tabii ki Atilla Köksal deyince aklınıza ne geliyor? Birikim, tasarruf, bütçe nasıl yapılır? Hepsini konuşacağız bugün. Ama tabii ki Atilla Bey'in çok kıymetli bir akademik geçmişi, 30 yılı aşkın süredir sermaye piyasalarındaki rolleri ve de en önemlisi FODER Başkanlığı'yla da bugün burada bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Güzel sözleriniz için teşekkürler. Deniz Banka'da, Deniz Akademiye'de FODER'i buraya davet ettiği için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi hazırsanız ben çarpıcı sorumla başlamak istiyorum. Parasını yöneten hayatını yönetir mi? Güzel, evet. Bu bizim sloganımız biliyorsunuz ve biz 2011 yılında kurulduk. Bu sene 10. yılımızı kutluyoruz. İşte kurucu başkanımız Özlem Denizmen'in bulmuş olduğu bir söz bu. Fakat genelde biz hep böyle eğitimlerimize, eğitim programlarımızla bu sözle başlıyoruz. İşte ilk cümlemiz o oluyor. Parasını yöneten hayatını yönetir. Bunu söylediğimizde de bazen böyle biraz, yani kimse açık açık söylemiyor ama hani hafif kaşlar çatılıyor. Böyle bir sanki şöyle düşündüklerini hissediyorum. Ya bu bankacılar geldi gene. Hani bize paranın ne kadar hayatta önemli olduğunu söyleyecekler. Çünkü parasını yöneten hayatını yönetir deyince öyle bir anlam çıkıyor sanki. Ama tabii kesinlikle öyle değil. Ve FODER olarak biz asla hayattaki en önemli şeyin para olduğunu falan söylemiyoruz. Çünkü ilkokuldan başlayarak ilkokullara, üniversitelere, iş hayatına yeni başlayan kadınlara, emeklilere, sizinle birlikte yaptığımız mesela çiftçilere yönelik bir, evet, projemiz var. Toplumun çeşitli segmentlerine eğitimler veriyoruz ve orada her zaman paradan çok daha önemli şeyler olduğunu söylüyoruz. İşte ailemiz, işimiz, okulumuz, sosyal sorumluluk projelerimiz, yani birçok şey var hayatta. Fakat maalesef hayatta bir de para denen şey var. Dolayısıyla parayı tanımamız lazım. Paranın nasıl kullanıldığını, nasıl harcandığını, nasıl biriktiğini ve bunların aslında ne kadar zor ama aslında ne kadar da kolay olduğunu öğrenmemiz lazım. Yani çünkü birçok kişi için parasal konular böyle çok karmaşıktır, çok zordur filan. Ve biz bankacılarda biraz bu konuları hani olduğundan daha da zormuş gibi göstermeyi de severiz. Böyle sabah programlarına çıktığımızda işte şöyle destek, böyle köstek, Amerika'da öyle oldu, işte o direnci kırarsa buraya gider falan. Tabii bunları duyan izleyiciler de ya ne kadar karmaşık şeyler bunlar diyorlar. Halbuki öyle de değil aslında. Şimdi bu noktada ben seyircilerimize dönüp şunu söylemek istiyorum. Atilla Bey'in dediği gibi o ekranlarda konuşulan cümlelerden, sohbetlerden çok uzak bir içerik hazırladım ben bugün. Tamamıyla en sade dilde anlaşılacak şekilde bazı sorularım olacak. Çünkü benim kendi merakım olan konular var. O parayla arası düzelmeyenlerden biri de benim zaten. O yüzden öğreneceklerim çok önemli. Şimdi ben aileyle başlamak istiyorum konuya. Hani malumunuz ülkelerin, hükümetlerin bütçeleri var. Ailelerin de bütçesi olması lazım. Aile bütçesi nasıl yapılır? Aslında bütçe yapmak çok kolay bir şey. Yani 4 işlem yapmayı biliyorsanız bütçe yapabilirsiniz. Hatta bölmeye bile fazla gerek yok. Yani toplama, çıkarma, çarpma yapmayı biliyorsanız bir bütçe yapabilirsiniz. Bütçe yaparken işte aslında basit aritmetik işlemleri bunlar. Gelirlerinizi yazıyorsunuz. Ki aslında vatandaşlarımızın birçoğun gelirleri sabit. Yani eğer kendi işiniz yoksa, girişimci değilseniz, bir yerde çalışıyorsanız geliriniz sabit. Çok da değişmiyor. Bu ailede birden fazla kişi de çalışıyor olabilir. Birikiminiz varsa işte birikiminizden elde ettiğiniz faiz geliri olabilir. İşte ne bileyim hisse senediniz varsa onun değer artışı geliri vesaire. Ama gider tarafı tabii çok yakından takip edilmesi gereken. Bütçe yaparken bunları ay başında tabii tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi bunları tahmin edip yazarsanız işte ben kiraya ayda 4000 lira veriyorum. Ulaşım için 2000 lira harcıyorum veya şeyin varsa servisiniz bir şey harcamıyorsunuz belki. İşte ne bileyim yemek, gıda vesaire için şu kadar harcıyorum diye yazdıktan sonra bunu ay boyunca takip ederseniz bu giderleri arada bazı sapmalar olduğunu göreceksiniz ve bazı gereksiz harcamalar olduğunu
göreceksiniz. Yani mutlaka hepimiz bunu yapıyoruz. Yani planlamadığımız harcamalar yapıyoruz. Şimdi bütçe yaptığınız zaman ve giderlerinizi takip ettiğiniz zaman bu tür harcamaları, yani gereksiz harcamaları yakalama imkanınız oluyor. Yani ay sonunda bir baktığınızda ya ben ne yapmışım? Hay Allah, bu gömleği niye aldım? O zaman işte bir sinyal oluyor bu. Ya benim bunu biraz azaltmam lazım diyorsunuz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz bence yazmıyoruz bir de. Hani çok az insanın ben bunu yazdığını düşünüyorum. Bir kere yazma hafızamız yok. Fiyat hafızasına da ben zayıf olduğumuzu düşünüyorum ülke olarak. Yani şimdi bu tasarrufları yapabilmek için fiyatları da bir doğru düzgün takip etmek gerekir değil mi? Ne inmiş, ne çıkmış, ne nerede daha uygun diye. Biraz bu konularda da sabırsızız. Ve bir de hep aklıma şey geliyor aile bütçesi dendiği zaman. Şimdi ben rahmetli dedemi hatırlıyorum. Ona mesela ilk maaşın kaç liraydı diye sorduğunuzda adam 75 yaşında hatırlardı. Hani bana sorun, ben hatırlamıyorum mesela. Yani bu tip zafiyetler de mi acaba bizim parayı yönetmekteki o eskilerin hani dişinden tırnağından arttırması kaslarımızı zayıflatıyor bizim? Ya da fiyatların oynaklığı mı aslında zayıflatıyor? Tabii şimdi bir enflasyon faktörü de var ortada biliyorsunuz ve enflasyon da çok tehlikeli bir şey aslında. Bazen bir takım şeyleri ucuz zannedebiliyoruz. Bazen olduğundan daha pahalı addedebiliyoruz. Birkaç ay yazsanız zaten bazı şeyleri tespit edeceksiniz. Bir de mesela bir apartmanda yaşıyorsunuz diyelim ve sizin elektrik gideriniz diyelim 800 lira. Ama yani apartmanda da aynı sizin gibi diyelim 20 tane daha daire var. Onların ortalaması da 500 lira. Demek ki bir yerde bir hata yapıyorsunuz. Ya ampulleriniz yanlış, ya siz fazla tüketiyorsunuz. Mesela bu tür kıyaslamalar yaparak da aslında giderleri aşağıya çekmek mümkün. Yani birçok şey var. Bu sızıntıları bulsanız, yani hiç para biriktiremiyorum diyorsunuz. Halbuki bu sızıntıları bulduğunuzda belki ayda 300 lira, belki 500 lira, belki 1000 lira bir kenara koyabileceksiniz. Belki 50 lira. Ya bunun büyüklüğünün küçüklüğünün önemi yok. Birikim yapılacak para maaşı alır almaz mı ayrılmalı, yoksa borçlar dağıtıldıktan sonra mı? Şimdi borcunuz varsa, bu borç için faiz ödüyorsanız bir kere borcu kapatmak lazım. Yani mesela kredi kartı borcu gibi borçları veya banka kredisi gibi borçları zamanında ödemek lazım ki faiz işlemesin. Bir kere bu kuralın o bir. İkincisi de ya ben bir gelirim var, fena da değil, ben ayda 300 lira 500 lira rahatlıkla arttırabilirim diyorsanız bunu ayın ilk günü ayırmakta fayda var. Tabii otomatik şimdi katılım sistemi var biliyorsunuz. Bireysel emeklilik sistemi var. Oraya girdiğinizde zaten ay başında bu otomatik olarak sizin hesabınızdan kesiliyor ve seçmiş olduğunuz fonlara yatırılıyor. Ve bir anda kendinizi birikim yapar olarak buluyorsunuz. 500 lira, 300 lira, 200 lira neyse biriktirmeye başlıyorsunuz. Bunları fonlara da dağıtıyorsunuz. 6 ay sonra bir bakıyorsunuz orada mesela 3000 lira para birikmiş. Ya diyorsunuz işte fena değil. Ben 2500 koymuşum veya işte 2800 koymuşum. %10, %20 artmış o dönemde. Güzel bu. Ben bunu biraz daha dişimi sıkayım, biraz daha aynı sporda olduğu gibi çok motive edici bir şey bu ve katlanarak büyütmek mümkün. Tabii geliriniz müsaitse buna. Ben bir şey merak ediyorum, bence seyircilerimiz de merak ediyorlar, sormak istiyorum. Şimdi siz Atilla Köksal olarak yakın gözlüklerinizi takıp bütçe yapıyor musunuz? Bir kere yıl başında bir bütçe yapıyorum, oturuyorum. Çünkü ben iki tane çocuk okutuyorum. Yani okul masrafları falan malum. Normal bir de tabii hayatın giderleri var. Dolayısıyla gelirlerimi koyuyorum. İşte yatırımlarımı bakıyorum. Hani bunlara nasıl yatırımlarımı bu sene şekillendireyim diye düşünüyorum. Genelde ben de fonlar üzerinden yatırım yapıyorum. Öyle çok kısa vadeli al-sat vesaire, şey mesela borsada al-sat, kripto para al-sat yatırımları yapmıyorum. İki tarafta da yatırım yapıyorum ama nispeten daha bilinçli yapmaya çalışıyorum. Sonra da bakıyorum işte aylar boyunca giderler ne olur? Hani benim gelirim ne? İşte neye dikkat etmem lazım? Nerede kesinti yapmam gerekiyorsa, hani nerede kesinti yapabilirim? Dolayısıyla ben de yapıyorum ama ay be ay takip ettiğimi söyleyemem. Onu itiraf etmeliyim. Fakat bunu zamanda çok yaptım. Dolayısıyla yani kendi sızıntılarımın ya da ailemin nerelere gereksiz harcamalar yaptığını görmüş olduğum için yine de onları tabii gün be gün takip etmesem de böyle göz ucuyla takip ediyorum. Yani aileler olarak da yaptığımız bir hata aile içinde de
Şimdi çok onu bu paraları konuşmuyoruz. Evet, aman çocuk duymasın, aman üzülmesin diye o mevhumlardan uzak yetişiyorlar. Öyle olmaması lazım. Yani biz de mesela tabii bu benim çocuklarım şimdi 20 yaşında, 20 küsur yaşında. Yani biz de sıkıntılı dönemler de geçirdik. Yani aile böyle biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyorsa hani çocuk da biraz onu, çünkü hayatın bir gerçeği bu. Yani her şey toz pembe değil hayatta. Böyle dönemler de oluyor. Dolayısıyla paranın değerini şöyle anlamaları lazım. Mesela görüyorum ben alışveriş merkezlerinde falan. Tabii bu konuda biraz algılarım açık olduğu için devamlı konuştuğumdan. Mesela geliyor, kredi kartı var. 13-14 yaşında bir çocuk herhalde babasının kredi kartı. Kendi olamaz çünkü. Mesela bir şey alıyor oradan, veriyor. Fiyatına bakmıyor. Şimdi fiyatına bak, en azından bakmak lazım. Yani bu şey 100 lira mı eder, 300 lira mı eder? Yani öyle bir değerlendirme yaptıktan sonra almak lazım. Veya ben buraya harcayacağım 300 lirayla başka neler alabilirim? Bir düşünmesi lazım. Hatta ya benim arkadaşlarım bunu alabilecek şeyde onlar alır mıydı acaba bunu gibi bir vicdan muhasebesi bile yapmayı öğretmek lazım aslında. Çünkü ömrü boyunca kullanacakları bir şey olacak bu. Dolayısıyla yani çocuklardaki o şeyi de biraz hani paranın zor ulaşılabilir, çalışılarak kazanıldığını göstermek lazım. Harcarken de tabii çok dikkatli harcanması gerektiğini öğretmek lazım. Bu ömür boyu onların işine yarayacak bir şey olacaktır. Atilla Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, bugün Atilla Köksal'la aile bütçesi nasıl yapılır konuştuk. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.